Bu parça iki paragraf ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Arkadaşlar giriş gelişme sonuca dikkat etmemiz gerekiyor ve aralarındaki anahtar kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Tiyatro ülkemizde sevilen bir türdür ve günümüzde oyun mekanlarının kurumlaşması, üniversiteler dahil bütün eğitim kurumlarında yer alması, tiyatro eserleriyle ilgili yarışmaların açılması, vakıflarca desteklenmesi sayesinde bence geleceğin de en güçlü sanat alanı olacaktır. Tiyatroyu kısa, öznel bir şekilde tanımladı arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Bunun işaretlerini büyük şehirlerin adeta bir tiyatro merkezi olmasında görmek mümkün. Yine tiyatronun gelişmesinden bahsetti. Devam edelim. E, tiyatroya hayatını vermiş oyuncu ve yönetmenlerin hatıralarının çok satanlar listesine girmesi de dikkat çekicidir, diyor arkadaşlar. Evet hala tiyatro ile ilgili bir şeyler söylüyor. Tiyatro eserlerinin ve tiyatro ile ilgili eserlerin değer görmediği iddiası temelsiz ve bilimsel gerçeklerden uzaktır. Tamam devam ediyoruz. Satış rakamları sosyal iletişim araçlarında konu edilmesi toplumun tiyatroya ilgi duyduğunun göstergesi arasındadır diyor arkadaşlar. Duyduğu ilginin göstergesi arasındadır diyor. 4 sanırım burada farklı bir şey anlatmaya çalışmış ama 5. cümle arkadaşlar ne yapacaktır? Bana doğrulamasını verecektir. Yapılması gereken bu sanatın yaygınlaşmasını sağlayacak eylemlere devletin ve özel kurumların destek olmasıdır diyor. Evet bunu söyleyebiliriz. Çünkü ne diyor burada? Gördüğünüz gibi satış rakamları sosyal iletişim araçlarında konu edilmesi diyor. Burada da diyor ki yapılması gereken sanatın yaygınlaşmasını sağlayacak eylemlerin devletin ve özel kurumların destek vermesi yani satış rakamlarını sosyal iletişim araçlarında konu etmek dörtten itibaren ikinci cümleye, ikinci paragrafa geçebilir cevabımız Denizli Şıkkı olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmakta? Anahtar kelimelere dikkat edeceğiz arkadaşlar ve konu bütünlüğüne dikkat etmemiz gerekiyor. Otonom ve elektrikli araçlardan uçan otomobillere, hız yuvarlardan hipersonik uçaklara kadar pek çok yeni nesil süper hızlı ve akıllı ulaşım aracı yakın gelecekte yollardaki, raylardaki ve gökyüzündeki yerlerini alarak hayatımızın bir parçası olacak gibi görünüyor. Tamam. Ulaşım ve taşımacılık ihtiyaçlarını gelecekte daha etkili, akıllı, güvenilir, paylaşımcı, hızlı, konforlu, ucuz ve çevreci şekilde karşılayabilmek amacıyla pek çok şirket araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Ee, akışı bozan herhangi bir cümle yok arkadaşlar. Kamuoyuna tanıtılan ve hayal gücümüzü zorlayan prototip araç modelleri ulaşımın geleceğine giden yolda ne kadar izme kazanıldığını gösteriyor. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Evet demiş ki trafik sıkışıklığının hiç olmadığı kadar yaşamımızı zorladığı bu dönemde kentsel araçların önemi daha iyi anlaşılıyor. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Demiş ki burada da eminim yakın zamanda bu prototipleri hayatın her alanında görmeye başlayacağız. Şimdi burada prototip anahtar kelimem olsun arkadaşlar. Yukarıda da yine prototip benim anahtar kelimemdi. Şimdi baktığımızda Üçüncü cümleye baktığımızda demiş ki trafik sıkışıklığının hiç olmadığı kadar yaşamımızı zorladığı bu dönemde kentsel araçların önemi daha iyi anlaşılıyor. Trafik sıkışıklığı ile ilgili metnin herhangi bir yerinde bir şey yok. O zaman şuradaki cümle akışı bozmuş. Ondan önceki cümlede prototip araç var. Ondan sonraki cümlede de prototip araç var. O zaman buradaki 3 alakasız olmuş. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Arkadaşlar bir giriş cümlesi mutlaka getirilmeli. Bu tarz sorularda önce şıkları sonra başa dönüp başa okuyoruz. Dün geçmiyor ki teknolojik ürünlerin faydasını daha iyi anlayacağımız yollar yaşamayalım. Evet bu zannetmiyorum buradaki ki bağlıcından dolayı bunu eleyebiliriz arkadaşlar. Geri dönüşüm bilincine sahip olmadan önce yapay ürünlerin kullanım alanlarını bilmek gerekir olabilir. Çağımızda e, her ürün kullanışlı ve uzun ömürlü olma amacına hizmet eder. Doğal ürünlerin her zaman yapaylardan daha çok rağbet görüldüğü iddia edilir. Plastik hayatın her alanında kullanılan geniş bir ürün yelpazesine sahip yapay bir malzemedir. Şimdi başa dönüyoruz. Ancak golf merkezinde kullanılmaya başlanan bir yapay çim türü doğalının papucunu dama attırabilecek nitelikte. Yapaylıktan bahsetti arkadaşlar. O zaman buradaki cümlelerden birinde yapaylıkla ilgili bir şey arayacağım. Çağımızda her ürün kullanışlı ve uzun ömürlü olma amacına hizmet eder. Bunu eledim. Doğal ürünlerin her zaman yapaylarından daha çok rağbet e, gördüğü iddia edilir. Plastik hayatın plastikle ilgili bir şey yok. Bunu eledim. A'yı zaten elemiştim arkadaşlar. C'yi de elemiştim. Geri dönüşüm bilincine sahip olmadan önce yapay ürünlerin kullanım alanlarını bilmek gerekiyor. Geri dönüşümden bahsetmedi okuduğum cümle. Bunu da eledim. Cevabım Denizli. Neden? Bakın yerleştiriyorum. Doğal ürünlerin her zaman yapaylarından daha çok rağbet görüldüğü iddia edilir ancak golf merkezinde kullanılmaya başlanan bir yapay çim türü doğalının papucunu dama attırabilecek nitelikte. Bakın bu iddiayı ortaya attı ve bu iddiayla beraber anahtar kelimelerin de yardımıyla düşüncesini ortaya koydu. Cevabımız Denizli şıkkı olacak e, ee, gerçek çimin özelliklerini aratmamak ve her türlü havada uygun oynamaya oynama koşulları sağlamak üzere tasarlanan çim e, polietilen ve e, poliproblem karışımı plastikten yapılma. Ne sulama ne de onarım hiçbir bakım gerektirmiyor ve 10 yıldan uzun bir ömrünün olduğu söyleniyor. Bunların yanı sıra bu çimlerin üzerinde golf oynayan sporcular da bu yapay çimin performansından memnun. Arkadaşlar cevabımız dediğimiz gibi denizli şıkkı bu tarz sorularda ilk cümleyi okumanız yeterli zaten. İlk cümle size doğruyu götürecektir. Cevap Denizli şıkkı. Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir parça oluşturulmak istenirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Arkadaşlar giriş cümlesini bularak işe başlayacağız. Endüstri devriminden önce taşımacılık sektörü genellikle hayvan gücüne ve denizcilikte de rüzgar gücüne bağlıydı. Burada gördüğünüz gibi giriş cümlesi olabilir aykırı bir sözcük ya da bağlaç herhangi bağlayıcı bir unsur yok. Evet bunu başa alabiliriz. Daha sonra buradaki anahtar kelimelere dikkat ederek diğerlerine de hemen bakıyoruz. Evet 18. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da kanal sistemlerinin oluşturulmaya başlanmasıyla daha çok insan ve daha fazla yük taşıması gerçekleşti ve bölgesel ticaret hacmi de arttı. Bunu getiremem. Buhar gücü sayesinde ise taşımacılık faaliyetleri bambaşka bir evreye geçmiş oldu. Olabilir ama daha yakın cümle var mı bakalım. Doğal olarak taşıma kapasiteleri ve hızları hayli sınırlıydı. Evet arkadaşlar dolayısıyla bakın bundan sonra dördü getirebilirim ve devam ediyorum. Ee, bunu dedikten sonra bakın... 18. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da kanal sistemlerinin oluşturulmaya başlanmasıyla daha çok insan ve daha fazla yük taşıması gerçekleşti ve ticaret hacmi arttı. Çünkü burada sınırlıydı dedi. Artık arttı diyecektir. Yani 4'ten sonra 2'yi de yerleştirebiliyorum arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Endüstri devriminden sonra kanal sistemleri ve raylı sistemler başta olmak üzere taşımacılık sektöründe büyük gelişmeler oldu. 5 ve devam ediyorum. Buhar gücü sayesinde ise taşımacılık bambaşka bir evreye geçmiş oldu. Üçü de yerleştirdiğimde arkadaşlar doğru cevabım Adana şıkkı olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre ancak uzmanlar bağışıklık sağlığı konusun olduğunda yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu ve sahip olduğumuz immünolojik saati geri çevirmenin yolları olabileceğini hatırlatıyor. Cümlesi getirilebilir. Bakıyoruz. Yaşlandıkça bağışıklık sisteminin zayıfladığını biliyoruz. Bu 70 yaşın üzerindeki kişilerin COVID-19'a karşı en fazla risk altında olmasının önemli bir nedeni. Evet, immünoloji dedi arkadaşlar. Bundan önce bu kelimenin geçmesi gerekiyor ki anahtar kelimeler arasında köprü kurabileyim. O zaman ben birden sonra şuradaki cümleyi getirebilirim arkadaşlar. Çünkü yaşlandıkça yaşla alakalı bir şey de var. 70 yaşın üzeri diyor. Ancak uzmanlar bağışıklık sağlığı söz konusu olduğunda yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu, yani şuradaki 70 yaşa takılmamak gerektiğini, sahip olduğumuz İmminolojik saati geri çevirmenin yolları olabileceğini hatırlatıyor dedi. Ve şimdi anahtar kelime artık buradan hop buraya geçiş yaptım. İmminoloji çalışan pek çok bilim insanının söylediği gibi bağışıklık sistemi son derece karmaşıktır dedi. 2'den sonra ben bunu getirebilirim. 2'den önce ve birden sonra pardon. Yani cevabım Adana şıkkı olacaktır ve devam ediyorum. İsrail Teknoloji Üniversitesi'nden Şayşen Ağır bağışıklık sisteminin beyinden sonra vücuttaki en karmaşık ikinci sistem olduğunu vurguluyor. Bağışıklık sisteminde yüzlerce hücre türü ve yaklaşık 8 bin gen tarafından kontrol edilen sinyal molekülleri neredeyse sonsuz karmaşıklığa sahip bir ağda etkileşim halindedir. Kronik bir hastalığı olmayan 60 yaşından genç birinin çok fazla kötü alışkanlığı da yoksa bağışıklık sistemi onu koronavirüsle dahil olmak üzere neredeyse tüm bulaşıcı hastalıklardan koruyacak kadar iyi çalışıyor diyebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar anahtar üzerinden anahtar kelime üzerinden gittiğimde immünolojik sözcüğü 2'den önce kullanılmış olması gerekiyor birden de sonra kullanılmış olması gerekiyor yani bu cümle 2'den önce ve birden sonra gelecek hangisinden sonra getirilir dediği için cevabımız Adana şıkkı olacaktır Bu parça iki paragraf ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar arkadaşlar bu metnin içerisinde ne aramamız gerekiyor? Bir giriş cümlesi aramamız gerekiyor. Evet, hadi bakalım şimdi arayalım. Kuşlar deniz ortamında en göze çarpan, en çeşitli ve haklarında kolayca çalışılabilen organizmalardır. Konumuz kuşlar çünkü konu da önemli. Devam ediyoruz. Yaklaşık 320 deniz kuş türü ve daha fazla sayıda kıyı kuşu ve deniz ördeği türü hala varlığını sürdürmekte. Konumuz hala kuş. Ancak bu canlılar zaten bir giriş cümlesi ancakla başlayamaz. Bunu da eliyoruz. Bu canlılar balıkçılık, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle tehdit altındadır. Tamam, devam ediyoruz arkadaşlar aynı şekilde. Balık avının kuşlar üzerindeki etkileri doğrudan veya dolaylı olabilir. Burada benim artık öznem, daha doğrusu yani üzerinde konuştuğum şey balık avının kuşlar üzerindeki etkileri. O zaman şurada sanki farklı bir şeye geçmiş gibi ama diğer cümle beni doğruya götürecektir. Doğrudan etkilerin çoğu olta takımıyla öldürmeyi içerir ancak daha küçük ölçekte bazı balık tutma faaliyetleri de kuşlara rahatsız edebilir. Bu cümle de balık tutma ile alakalı. 3'ten sonra arkadaşlar yeni bir paragrafa geçmiş. O zaman cevabım Bursa şıkkı olacaktır. Bu parçada düşüncenin akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir bakıyoruz arkadaşlar. Nature dergisinden yayımlanan bir makaleye göre bilim insanlarının ortaklaşa geliştirdiği grafen tabanlı bir film güneş ışığında 30 santigrat dereceden 150 santigrat derece sıcaklığa 30 saniyede ulaşabiliyor arkadaşlar. Evet bilim insanlarının geliştirdiği grafen tabanlı filmden bahsetti konu olarak çünkü arkadaşlar bu tarz sorularda konuyu bilmemiz gerekiyor. Güneş ışığından daha fazla faydalanma potansiyeli sunan bu materyal 90 nanometre kalınlığında ve üzerine düşen güneş enerjisini %85 oranında soğutma kapasitesine sahip. Tamam hala aynı şeyden bahsediyor. Çünkü bu materyal diyor. Evet biri eliyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Gün ışığı şeklinde güneşten yayılan enerji fotosentez yoluyla dünya üzerindeki hemen hemen tamamının olmasını sağlıyor. Dünya üzerindeki hayatın hemen hemen tamamının olmasını sağlıyor diyor arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımızda şu ikinci cümle birinci cümleyle alakalı değil. Çünkü burada arkadaşlar güneşten yayılan enerjiden bahsetti artık. O zaman şuraya bir soru işareti. Üçüncü cümleyi okuyacağız. Buna göre karar vereceğiz. Bunda ince yapısı sayesinde diğer materyallerle kolayca ısı alışverişinde bulunabilmesinin büyük bir etkisi var. Bakın Diğer materyallerle dedi. Burada da bu materyal dedi. Yani bu materyal dedi şu yukarıda verdiği materyalden bahsediyor. Buradaki arkadaşlar 2'nin akışı bozduğunu gördük. Yani sanki 1 ve 3'ün arasına girmiş fazlalıkmış gibi. Dolayısıyla cevabım bursa şıkkı olacak. Araştırmacılar prototip olarak 2,5 cm çarpı 5 cm boyutlarında çalışan bir film üretmeyi başardı. Evet aynı şeyden bahsediyor hala. Düşük maliyetli ve toplu üretime uygun yapıda olan materyalin, yine materyal anahtar kelimem, tuzlu su arıtımından renkli ekranlara kadar birçok kullanım alanı mevcut dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekiyor? Giriş gelişme sonuç cümlelerine arkadaşlar dikkat edeceğiz ve e, anlam bütünlüğüne dikkat etmemiz gerekiyor. Osmanlı Devleti'nde tanzimat sonrası kıpırdanmaya başlayan mizah basını ikinci Meşrutiyet sonrası tabir yerinde ise tam bir patlama yaşamıştır. Tamam mizah basınından bahsetti. Bu dönemde hangi dönemde Osmanlı Devleti yani ikinci Meşrutiyet sonrası olan dönemde hem geleneksel hem de batılı tarzda birçok mizahi e, gazete ve karikatür mecmuası yayımlanmıştır. Yine mizah, mizah gördüğünüz gibi anahtar kelimeleri yakaladım. Burada herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Yani 1 ve 2 yerinden oynatamam. 1 ve iki ne olduğu şıkları eleyebilirim. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise dikkatleri üzerinde toplayan iki karikatürist vardır. Cemal Nadir Güler, Ramiz Gökçe, buraya kadar da arkadaşlar bir problem yok çünkü ikide diyor ki karikatür mecmuası yayımlanmıştır. üste de karikatürist dedi yani üçü de ne yapamıyoruz arkadaşlar ee, çeviremiyoruz, yer değiştiremiyoruz devam ediyoruz. Evet 1937 yılının ilk aylarında bir taraftan bayamca serisiyle fırtınalar koparan Cemal Nadir, diğer taraftan Akşam Gazetesi'nde devrin edebiyatçılarına dair karakter ve karikatür analizi yapmıştır. Burada da ben bir sıkıntı bulamadım. Devam ediyoruz. Edebiyatçılara dair yorumsuz karikatür örnekleri öteden beri bilinmekte iken Cemal Nadir bu seride karikatür kadar dikkat çekici yorumlarla da portrelerini zenginleştirmiştir. Portre karikatür olarak nitelendirebileceğimiz bu analizde şairler yazarlar ve devlet adamları birçok yönüyle özellikle de edebi, psikolojik, siyasi ve sosyal kimlikleri açısından değerlendirilmiştir diyor arkadaşlar. E, 4, e, 5 ve 6'yı pardon şöyle yanlış gördüm 5 ve 6'yı yer değiştirebiliriz. Neden? Bakın diyor ki burada diğer taraftan akşam gazetesinde devrin edebiyatçılarına dair karakter ve karikatür analizi yapmıştır. Analiz ifadesine lütfen dikkat verin anahtar kelime. Portre karikatür olarak nitelendirebileceğimiz bu analiz diyor. Bakın dikkat hangi analiz? Şuradaki analizden bahsetti. Yani ben şöyle 5 ve 6 yer değiştirerek doğru sonuca gidebilirim. Cevabımız Edirne Şıkkı olacaktır.